yardımında bulunulduğu da ifade edildi. Yardımın son iki hafta içinde muhalif güçlere ulaştırılmaya başlandığı belirtilen haberde desteğin zamanlamasına özellikle vurgu yapıldı. Sevkiyatın Suriye'ye sınırlı askeri müdahale tartışmalarının yaşandığı bir dönemde başladığına dikkat çekildi. Evet sevgili seyirciler, şimdi stüdyoda bir konuğumuz var. Tüm bu sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün Cenevre'de az önce de söyledik. Hem Rusya'nın hem Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanları bir araya gelecek ve bu planı konuşacak. Biz de Kadir Has Üniversitesi'nden, Uluslararası İlişkiler bölümünden Akın Ünver'le değerlendireceğiz. Bugün yaşanacak bu gelişmeleri. Hoş geldiniz Akın Bey. Merhabalar. Merhaba. Şimdi müdahale konuşuldu, olmalı mı olmamalı mı? Ardından bu üzerinde bir nevi uzlaşılmış gibi görünen, bugün üzerinde konuşulacak plan sanki hem Rusya'nın hem Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelmiş gibi görünüyor. Sizce bu planın ayrıntıları ne olur? Esad'ın önüne kimyasalların teslimi dışında başka şartlarda sürülür mü? Şöyle, şu anda hem Amerika'nın hem Rusya'nın işine yaraması planı şu sebeple. Obama özellikle başkanlık geleneğini, başkanlık tarihini bir savaş üzerine inşa etmek istemiyor. Özellikle Amerikalılar bu konuda konuşurken Obama Orta Doğu'dan ziyade orta sınıfa önem veriyor der. Yani iç siyasette, iç ekonomide bir orta sınıfın yaratılması ve bunun dışında uluslararası ilişkiler, hele ki Orta Doğu meselelerinin hiçbir şekilde gündeme gelmemesi. Fakat iş o kadar ciddi bir boyuta geldi ki hani kırmızı çizgi denilen noktada işte kimyasal silah kullanılırsa bizim bir müdahale yapmamız gerekir. Neden? Çünkü İran'ı caydırmak için. Eğer bugün Suriye gaz kullanır ve uluslararası kamuoyu bu konuda bir şey yapmazsa. O zaman İran'ın işte nükleer denemeleri başlar, İran'ın gaz denemeleri başlar. Bu şekilde bir argüman var. Fakat aynı şekilde yani Obama'nın düşünüş şekli şu: ben bütün dış ilişkileri, dışişleri bakanı olan Kerry'e devredeceğim ve bana Orta Doğu veya dış politika ile ilgili herhangi bir konuda çok acil bir şey olmadığı sürece gelmeyin. Çünkü Amerikan Amerikan geleneği bir savaş üzerine değil, ne yaptığıyla değil, ne olduğuyla inşa edilmeli. Amerika işte orta sınıfın güçlü olduğu, ekonomisinin güçlü olduğu bir ülke halinde yavaş yavaş azalan kuvvette yine hani dünyanın en güçlü ülkesi olmaya devam etmeli. Şimdi buradaki plandan Rusya'ya baktığımız vakit Rusya askeri üssünün korunmasını istiyor. Öteki taraftan Orta Doğu'daki çıkarları nezdinde İran ve Suriye'yi böyle ön hani karakol olarak görüyor kendi çıkarlarını. Ve Brzezinski'nin uzun dönem yazdığı üzere işte eğer Suriye ve İran düşerse bir sonraki adım Rusya'nın çevrelenmesi olacak veya aslında herkes soğuk savaş paradigmasıyla Suriye'de başlayan bu iç savaş üzerinden aslında başkalarının savaşına dönüşmüş durumda. Aynen. Çin'in ticari çıkarları Orta Doğu'da, Rusya'nın askeri siyasi çıkarları Orta Doğu'da ve ekonomik çıkarları. Dolayısıyla Rusya ve Çin kesinlikle Suriye olarak okumuyor bunu. Onun için yani Suriye'yi biz örnek olarak göstererek aslında kendi ön cephelerini kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da şu anda Suriye'ye karşı bir müdahale yapmak istemeyen Obama hükümetiyle Suriye'yi zaten ön cephe olarak gören Rusya ve Çin'in anlaşması çok doğal bu konuda. Hani kırmızı çizgiler gazın kullanılmasıydı. Esad da muhalifler de aslında burada bir hani parantez açmak gerekiyor. Hani gaz kullanıyor fakat gazın sulandırılmasına yarayan kimyasalları da katarak hani sonrasında bu gazın kullanımının tetkikine dönük araştırmaları geçersiz kılmak için bir sulandırma işleminden geçiriyorlar. Dolayısıyla zaten kullanılıyordu gaz. Fakat ilk defa bu kadar açık bir şekilde tetkiki yapılabilir şekilde gaz kullanıldı ortaya çıktı. Ve herkes hani bu noktada hani ne yapacağız demeye başladı. Peki şimdi bu anlaşmayla müdahale zaten tartışmalı, daha çok sivil olacak, daha kötü bir yere sürüklenecek yorumları yapılıyordu ama şimdi bu yeterli mi? Çünkü Obama kimyasalların verilmesi ya da bunun kullanımı ile ilgili bir anlaşma yapılması yeterli olmaz diyordu. Fakat böyle yapılarak işte orada ölen çocuklar, siviller,
ve kimyasal silah öncesinde de yüz bin üzerinde insan öldü. İç savaş devam etsin kararı gibi bir şey mi bu sizce? Şununla ilgili bunu anlamak için özellikle Amerikan Birleşik Kuvvetler Komutanı General Martin Dempsey'in bugün Reuters'de çıkan bir analizi var bu konuda. Einstein'ı referans alarak diyor ki dünyadaki olayları anlamak için zamanımızın %95'ini bunları anlamak için sadece %5'ini bunları çözmeye çalışmak için harcamalıyız. Dempsey diyor ki Irak Savaşı'nda biz zamanımızın %95'ini çözmeye çalıştık, sadece %5'ini anlamaya ayırdık. Evet. Dolayısıyla şu anda beklemelerinin sebebi bir şey yapmamak değil aslında. Fakat tam manasıyla anlamadan bir müdahalede bulunmak istemiyorlar. Çünkü tam müdahale başladı. Fark ettiler ki Suriye muhaliflerinin içerisinde El-Kaide ile bağlantılı El-Nusra örgütü var. Daha evet. radikal gruplar var. Evet. Bu radikal gruplara karşı işte Suriye'nin kuzeyinde Kürt milisler savaşmaya başladı. Dolayısıyla İş komplike hale geldiği vakit bütün Amerikan hani karar verme mekanizması biraz geri durdu. Bir bakalım ne oluyor. Ve Obama'nın şu noktada herhalde stratejisi şu. Beni bulaştırmayın, siz savaşın, kim kazanıyorsa arkasındayım. Peki Suriye'de olacak hiçbir değişiklik aslında Amerika'nın işine yaramıyor mu bu durumda? Çıkarları üzerine hareket ediyorlar. Kim olursa olsun, ne olursa olsun bu da mı Amerika'nın bu kadar temkinli davranmasına yol açıyor? Amerika şu anda çıkarı ne onu çözmeye çalışıyor Suriye'de. Yani tam manasıyla bir karar yok. Şu andaki en büyük hani çıkar olarak kullanılan terim şu. Komşu ülkeleri, Amerikan müttefiklerini, Türkiye gibi, Ürdün gibi şu anda istikrarsızlaştırma noktasında Suriye'deki mesele. Yani mülteci akımlarıyla. Hı hı. Dolayısıyla Amerikan müttefiklerini korumak bu noktada Amerika'nın şu anda bir numaralı çıkarı. İkincisi işte Rusya'nın Akdeniz'e açılmasını engellemek iki numaralı. Fakat bunların üzerinden gerçek anlamda yani Tennessee'deki normal insan yani sokaktaki insan için Suriye neyi değiştirecek konusunda hani Irak'ta kullandığımız gibi işte petrol fiyatları yani burada da var. Fakat çok net bir şekilde Amerikan hükümeti bu konuda bir hani çıkar belirleyemiyor. Dolayısıyla dış ilişkilere ait bir çıkar var. İşte Amerika'nın prensiplerini korumak var. İşte hakkaniyetli savaş ya da nasıl söylenir işte doğru savaş denilen meseleyi yani o teoriyi korumak var. Fakat onun dışında yani çok idealist yaklaşımlar dışında Amerika'nın burada bir çıkarı yok. Negatif bir çıkarı var. Rusya'nın çıkarını engellemek. Peki Türkiye'nin çıkarı? Türkiye müdahale olasılığı konusunda istekli davrandı. Şimdi Rusya ile Amerika başka bir konu için masaya oturdu. Bunun dışında mı kaldı Türkiye? Çünkü Suriye'de çözüm gelmediği sürece en çok zarar gören ülkelerden biri bizim ülkemiz. Doğru. Nasıl bir yol izlemeli sizce? Daha da zarar görecek miyiz bu konuda? Şu var yani mültecilerin artık belli bir kritik eşiği aşması. Yani Hatay gibi hani yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin bir arada olduğu bir yeri bozabiliyorsa ve hani Adana gibi yerlere de artık dökülmeye başladıysa mesela bu bizim için bir güvenlik meselesi haline gelir. Fakat buradaki sıkıntı şu. Yani Türkiye'nin bir müdahalede muhakkak çıkarı var. Fakat dış ilişkilerde pozisyonunu çok net belli eden ve çıkarlarını bu kadar açık bir şekilde ortaya koyan ülkeler her zaman manipüle edilmeye çok daha açık. Dolayısıyla yani Suriye'de işte Esad rejiminin tamamen gitmesi, ailenin tamamen ortadan kaldırılması hani çok uçta bir meseleyi bu kadar çok zikrederseniz o zaman çıkarlarını daha net ortaya koymayan ülkeler aradaki diplomatik manipülatif manevralarda Türkiye'yi çok rahatlıkla manipüle edebilecek noktaya gelir. Yani bizim burada çıkarlarımız var. Fakat yani diplomasi hep hani bizim dış işlerinde söylenen bir şeydir. Yani hani boğaz 9 boğumdur. Her bir boğumdan sözü geçerek hani bir şey söylemek lazım. Çok net pozisyon ortaya konursa Türkiye ileriki dönemlerde manipülasyona çok açık bir ülke. Çok kez sessiz kalmak da çok anlamlı olabiliyor herhalde bu süreçte. Ya da kamuoyunda değil, lobilerde sessiz olmak. Peki bu
silahların teslimi, bu plandan nasıl bir şey çıkacak? Yani silahlar teslim edildikten sonra imha edilecek anladığım kadarıyla plana göre. Ardından Esad'ın bir anlaşma yapması bekleniyor. Ama Birleşmiş Milletler üzerinden mi olacak? Hı hı. Şu an için ne öngörüyorsunuz bunlarla ilgili? Herhangi bir silah tesliminde bir kere şunu beklemek lazım. Kesinlikle Rusya diyecek ki kimyasal silahları ben alayım, ben koyayım. Hiçbir şekilde yani hani uluslararası hani tetkik kurulu gelecek ve aslında o çok uzun bir süreç, yapılamaz değil ama çok uzun bir süreç. Teker teker üslere girecek, askerlerle mülakat yapmak zorunda, bilim adamlarıyla mülakat yapmak zorunda. Ve bu işin sonunda endişe şu ki plan güzel fakat uygulanamayacak kadar ideal bir şey. Yani aslında uluslararası kamuoyunu rahatlatan bir karar. Fakat uygulaması zor. Uygulaması zor, yapılabilir fakat genel olarak Batı bunu şu noktada görüyor. İşte Esad'ın bekletme taktiği olarak görüyor. Hani beklettiği noktada da aslında çok rahat yani Esad'ın aleyhine gelişebilecek bir durum. Çünkü şu anda Amerikan Temsilciler Meclisi ve Senato bu plan olursa saldırmayalım noktasında. Eğer bu plan işlemezse Suriye'ye çok daha büyük bir müdahale gündeme gelir. Yani aslında bir kumar Esad'ın oynadı. Oynadı ve neler olacağını göreceğiz bundan sonra. Akın Üniversite, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Hemen bir canlı yayına gideceğiz. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç İstanbul'da düzenlenen